Mısır'da derbe, Mısırlı derbeden sonra Türkiye'ye geldim. Aslında Müslüman Mısır'da çok soru problem var. Yani onlar onun evlerinde yaşamıyor. Yani kalmıyor. Eğer kalırsa yani polis alabilir, hapiste gönderebilir. Müslüman şey söylüyor, yani bir şey istemiyor ya da yani kabul etmiyor, hapise gönderiyor. Yani olabilir idam alıyor. Evet, yaklaşık bin Müslüman Mısır'da idam hukum vardı. Yaklaşık 20-25 idam oldu. Babam hapiste oldu. 3 ay önce hapiste oldu. Öldü. O 69 yaşında ve o hoca oldu ve hiçbir şey yapmadı. Bir gün evime geldi, gitti ve babam aldı. Babam bir hafta sonra öldü. Çünkü yani mahkeme ona beraat verdi. Anladınız mı? Beraat yani hiç şey yapmadı. Devlet istemiyor. Onun ona yani affetmiyor. Ve hapiste kaldı ve sonra bir öldü yani hasta oldu ve onlar ilaç vermiyor ve yani hastaneye evet kabul etmiyor. Bir dakika. Durum Mısır'da nasıl? Çünkü eğer insanlar başka ülkede Mısırlı durumu bilirken onun başkanı yani stres yapabilir. Mısır'a kesiliyor. Yani ilişkilik kesiliyor. Bu durumda yani Sisi'ye yani zarar olabilir. Zarar yani anladınız mı? Yani eğer ticaret ile ilişkilik kesildi Türkiye gibi yani Türkiye Mısır arasında yani Erdoğan ve Sisi ilaka yok, ilişkilik yok. Bu nedenle yani bu stres Sisi'ye anladınız mı? Eğer başka ülkeler ve devlet başkanları böyle yani Erdoğan başkanı gibi yapıyorsa yani Sisi çok stres olacak, problem olacak yani ve darbeler bitirecek. Sisi yani öldürüyor, tersiz yani anladınız mı? Ve yani insanlar Mısır'da çok insanlar ekonomi stres var yani normal insanlar çok yani çok problem var. Yani çok, ve sadece Müslüman değil yani ama Müslüman çok problem var yani zulüm var yani hapse gönderiyor ve idam alıyor yani ve
yani vazifeden terk ediyor ve hep onun parası alıyor. Yani anladınız mı? Babam okul vardı. Devlet aldı. Ve yani para aldı ve o yani hapiste terk etti, öldürdü. Hastane göndermedi ve ilaç vermedi. Sonra hapis kaldı ve sonra öldü. Ve çok insanlar böyle öldürüyor. Hapiste çok insanlar, Müslüman insanlar Mısır'da ölüyorlar.